Acaba nereye gidiyoruz ya? Karşıda bir yere. Bence çok eğlenceli. Aşağıda tertemiz kar var. Şu an teleferikte değil mi ama arkada bir şey var. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir faaliyet. Çocuklar için çok değişik oldu gerçekten. Harikasınız. Yavaş 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 yavaşla yavaşla. Kayağa ilk defa geldim. Adım Uras. Kayak yapmak kolay birazcık ama hani düşe kalka öğreneceğiz. Buraya geldiğim için mutluyum. Büyüyünce kayakçı olmayı düşünüyorum. Şimdi ben dün gece çok uyuyamadım. Çok heyecanlıydım. Yattığımda uyudum. Sabah önce hemen geldim. Benimle derslerimize başladık. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çok mutluyum. Zaten isteyerek söylemiştim. Çok sevdim. Ayaklarımı ağ yaparak gitmeyi öğrendim. Kalkmayı öğrendim. İlk defa yapıyorum bununla. Ama iyi eğleniyorum yani. Güzel. Çok güzel. Geçirdim. Buraya çok isteyerek geldim. Zaten annem beni ödünlendirdi. Öyle geldim. Çok güzel hem. Burada kaymak çok eğlenceli. Var. İstiyorum tabii. Çok güzel kayaklar yapmak istiyorum. İleride kayak yapmayı istiyorum. Bir dahaki buraya her geldiğimde bu sporu yapmak istiyorum. Çocuklarımız mutlu oluyorlar. Pandemi sürecince çok bunaldık. Hem veli olarak hem çocuklar olarak. Evdeyiz sürekli. Dışarıya çıkamıyoruz, etkinlik yapamıyoruz. O yüzden bunaldığımız için de böyle bir etkinliği çok güzel karşıladık, hoş bulduk. Pandemi sürecince evde kaldığımız o bunalımlar, buhranlar burada atılsın gitsin. Bütün sıkıntılarımız şu beyaza karışsın diye diliyoruz. Etkinliği Ordu Belediyesi Büyükşehir'in sitesinden gördük. Aradık, ulaştık hemen. Bizleri de aldılar, buraya ulaştırdılar. İyiydi. Çocuklarımız eğlendi. Bu şeyi duyduklarında çok sevindiler evde. İyi bir etkinlikti. Ordu Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu konu için. İyi oldu, güzel oldu. Çocuklar bu yasaklı günlerde evden dışarı çıkamazken böyle bir etkinlik güzel oldu. Kar da göremedik bu sene biliyorsunuz. Kar da yağmadı. Güzel bir etkinlik oldu. Vesile olanlara teşekkür ediyoruz tabii. Kız sporlarına ordumuzu alıştırmak istiyoruz. Genç kabiliyetlerin bu spora kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla da 90 öğrenciye, 8-10 yaş arasındaki 90 öğrenciye 3 gün boyunca eğitim verdik. Ve çok da büyük bir ilgi var. Burada ebeveynleri de, anne babaları da onlarla beraber hem taşınması hem orada kalması, bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Böylece kız sporları ile ilgili ordumuz yeni bir çekim merkezi haline gelmek üzere. Bununla ilgili çok güzel bir ilgi var ve bunu da biz canlı tutmaya çalışıyoruz. Zaten değişik yaylalarımızda, başta Çambaşı olmak üzere burada kız sporları çok aktif bir hale geldi. Ve bununla ilgili olarak da gençlerimizi, çocuklarımızı bu konuda canlı tutmak istiyoruz. Bu spora ısınmalarını arzu ediyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor.